Saygıdeğer Muğla'lı hemşehrilerim. Gün geçmiyor ki Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir yanlışıyla karşılaşmayalım. Bugünkü konumuz kent kart uygulaması. Biz bu yanlışları dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşıyoruz ve ümit ediyoruz ki Büyükşehir bu yanlışlarından bir an önce vazgeçsin. Kent kart bilindiği üzere Muğla sınırları içerisinde toplu taşıma araçlarından faydalanıyor iseniz satın aldığınız ve size her bir seyahatte 25 kuruş avantaj sağlayan bir sistem. Yani nakit para ödemek yerine satın aldığınız bu kartı kullandığınızda her bir seyahatte 25 kuruş gibi bir avantajınız oluyor. Pandemiden önce ister kent kartla isterse nakit alışverişle nakit para ödeyerek bu seyahatleri gerçekleştirebiliyor idiniz. Hıfzı Sıha Kurulu pandemi döneminde bir karar alarak nakit dolaşımı engelledi. Bunun sebebi de şoförlerle yolcular arasındaki teması ortadan kaldırmaktı. Onun yerine Büyükşehir Belediyesi ukeme aracılığıyla geçici kent kart denilen bir ek sistem daha getirdi. Asıl daimi kent kartının haricinde geçici kent kart. Çünkü siz Muğla'da yaşamıyorsunuz, tatile geldiniz veya kısa süreli bir seyahat için Muğla'dasınız. Toplu taşıma aracına bindiniz, nakit para ödemeye kalktığınızda affedersiniz nakit para alamıyoruz ama size geçici bir kent kart satabiliriz diyerek şoför esnafı size bu elimde gördüğünüz geçici kent kartı satıyor. Bu kartın kendisinin fiyatı 1,5 lira. Şimdi toplu taşıma araçlarında sürekli kent kart kullandığınızda her bir seyahatte 25 kuruş avantaj elde ettiğinizi söylemiştim. Yani 4 liraya gittiğiniz yere nakit para ödeyerek 4 liraya gittiğiniz yere sürekli kent kartınız varsa 3 lira 75 kuruşa gidiyor idiniz. Ama eğer geçici kent kart kullanıyor iseniz 4 liranın üzerine 1,5 lira da bu karta veriyor ve 5,5 liraya seyahat etmek zorunda kalıyordunuz. Hıfzı Sıha Kurulu bu kararını yani nakit parayla dolaşımını engelleyen kararını bir süre sonra geri çekti. Çünkü gördü ki bu kent kart geçici kent kartla da e, seyahat etmek isteyenler yine sonuçta önce bir para veriyorlar. İşte kent kartı satın alıyorlar paraların üstünü yine şoförden alıyorlar. Yani temas yine devam ediyor. Dolayısıyla bu yasa ortadan kaldırdı. Şoför esnafımız önceden kullandıkları nakit alışverişte e, e, kullandıkları şoför kart sistemine geri dönmeyi beklerken Hısı Sıha Kurulu'nun da bu yasağı kaldırmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi bu geçici kent kart uygulamasına ısrarla devam ediyor. Peki bunda sakınca ne? Şöyle izah edelim. Şimdi öncelikle yaz aylarında yaklaşık olarak 1 milyon misafir ağırladığımız bu kentte sürekli burada ikamet etmedikleri için sürekli kent kart almak yerine geçici kent kart alan günlük yaklaşık 60 bin kişi söz konusu ortalama olarak. Yani 1,5 lirayla çarptığınızda 90 bin TL her gün bu kart para bedeli olarak Muğla'da yaşayanlardan tahsil ediliyor. Peki bu kartın bedeli sizce kaç paradır yani maliyeti kaç paradır herhangi bir çip kartı e, sistemi olmayan bu kartı 15 kuruştan 10 kuruştan bilemediniz maksimum 20 kuruştan toplu olarak basmak mümkün Bunları kim satıyor kent kart ukeme aracılığıyla şoför esnafına şoför esnafı da yolcuya satılıyor ama para kimin cebine çıkıyor yolcunun cebinden günlük olarak 90 bin TL kimin cebine aktarılıyor kimler tarafından aktarılıyor? İşte işin püf noktası burada. Bu paranın bir kısmını kent kart, bir kısmını da büyükşehir tahsil ediyor. Yani her gün çöpe atılan yaklaşık 60 bin karta çevreci gözüyle mi bakmak istersiniz? Yoksa vatandaşın cebinden her gün boşuna toplanan, alınan 90 bin TL'nin kimlere ne amaçla aktarıldığına mı dikkat çekersiniz? Sizin takdirinize bırakıyorum. Bu 2018 yılında açılan ve halen devam eden Kentkart soruşturmasının ayrı bir bölümü. Orada daha farklı kokular vardı o konuda ciddi sayıda kişi de sanık olarak mahkemelere gidip ifade vermeye devam ediyorlar. Şu anda mahkemelik olduğu için o konuya girmiyorum. Bu konu daha yeni kent kart uygulaması, geçici kent kart uygulaması ve bununla her gün bu kadar yani 90 bin TL vatandaşın cebinden alınıp bir yerlere aktarılıyor. Ben bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarımızı aydınlatacak bir cevap vermesini sabırsızlıkla bekliyor. Daha bu kent kartla ilgili çok konuşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.